İsterim benim de acayip isimleri, hiç duyulmamış zenci arkadaşlarım olsun. Onlarla Madagaskar limanlarından Çin'e kadar yolculuk yapmak isterim. İsterim içlerinden bir tanesi vapurun güvertesinde yıldızlara karşı hoylulu şarkısını söylesin her gece. Ve bir gün ansızın bir tanesine rast gelmek isterim. Paris'te. Efendim benim şehrime hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Orhan Veli'nin çok güzel hoylulu şiiriyle açtık. Dikkat ederseniz son kelimesi Paris'ti. Şu an acaba küçük Paris'te miyiz, değil miyiz bilmiyorum ama en azından o Paris'in havasını, Eyfel Kulesi'nin lezzetini, kokusunu alabiliyoruz. Benim şehrim bugün Palladium AVM'de, La Ville Fransız restoranında. Daha doğrusu burası dünya mutfağının seçkin örneklerinin misafirlerine, konuklarına sunulduğu harikulade bir mekan. Ve bu mekanın işletmecisi sevgili Ali Satur, konuğumuz. Kendisi bir gurme, bir akademisyen, bir şef, hem de yıldızlı şef, Fransızların deyimiyle Michelin şef. Dünyaca ünlü bir aşçı, öyle söyleyelim. Sayın Ali Satur, hoş geldiniz hoş benim bulduk, şehrime. Teşekkürler. Şerefler verdiniz. Teşekkürler. Şimdi benim gözüm bir taraftan masada bizim programımızın, benim şehrimin efendim sunuş biçimi içerisinde konsept gereği yemek de var. Ama biz bu yemekleri yiyerek galiba birazcık daha kilo alacağız. Hele de sizin gibi dünyaca ünlü bir aşçıyı bulmuşken bu yemeklerin lezzetine bakmamak olmaz. Ama ben açıkçası sizi çok önemsiyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. La Ville galiba yeni bir mekan, aynen, yeni bir restoran. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sizi tebrik etmek istiyoruz. Türkiye'ye geldiniz. Efendim Türkiye'de Antakya'mızda La Ville'i Antakyalılarla buluşturdunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkürler. Ali Satur kimdir? Bize biraz bahseder misiniz acaba? İlk önce La Ville aynı zamanda bir tur demektir Fransızca'dan. La Ville tur demek. Bir tur demek. Evet. Aynı bir zamanda tur. Paris'ten Antakya'ya gelmiş bir tur atmak. La Ville ile geldik. Evet. Bir tur atmak. Evet. Aynı zamanda. Benim doğma büyüme Paris. Orada doğdunuz, orada büyüdünüz. Orada büyüdüm. Evet. Aynı zamanda bir Antakyalı olarak yemek sevgimiz var. Çok güzel. Onun üzerine babam da zaten aşçıydı aynı zamanda. İster istemez onun hayatını bir kısmını aldım. Sadece ben kendime bir kural vermek istedim. Okulunu, evet, mezunu okudum, üniversitesini okudum. Aşçılık okulunu. Aşçılık okulu. Fransa'da okudunuz. Fransa'da, Paris'te. Üniversiteyi de yine aşçılık üzerine, aynen, eğitiminizi aldınız. Evet. Ve aynı zamanda bir akademisyensiniz. Akademisyen. Çok ve güzel. Gurme. Gurmesiniz aynı Gurmeyiz zamanda. Artık. Evet. Gurme ne demek? Gurme demek bir insanın ağzı tadı gelişmiş bir şekilde. Yani ve lezzet uzmanı diyebilir miyiz? Lezzet uzmanı diyebiliriz. Ve aynı, evet, zamanda kilo ne kadar fazla yesem kilo almamak şartıyla. Kilo almamak şartıyla. Evet, yani bir insanın ağzına zehir, evet, gelebilir veya, evet, ilaç da girebilir. Yani kilo yemek hiçbir şekilde kilo aldırtmaz. Yani bir, yani ne yediğim önemli. Evet, bir Michelin'in, bir gurmenin yapmış olduğu yemek kesinlikle kilo aldırmıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buna çok sevindik o zaman. Diyebiliriz. Evet. Zevkle afiyetle, evet, yiyebiliriz yani bu yemeği. Çok zevkle afiyetle yiyebiliriz. Peki. Bazı ürünleri karıştırmamak. Hı-hı. Yani iki nişastayı yan yana bırakmamak. Aynı zamanda yememek. Evet. Kilo aldırtmaz. Evet. Yani. Tekrar dönelim. Fransa'da, evet, eğitiminizi aldınız. Evet. Sonrasını bir söylerseniz bize. Tamam. Eğitimi aldım. Sonra zaten mezun olduktan sonra orada restoran açtım. Yani Fransız mutfağı üzerine. Evet. Oradan bir ünlü olduğumuz için insanlar hani kendi ayıma bir mutfak, yani Antakyalı olarak bizim Antakya'nın mutfağının Fransız mutfağına bir karışım yapıp kendime özel şahs bir yemek, bir menü çıkartıp
ve Fransız mutfağı oldu. İnsanlar meraktan yurt dışından ve Paris'in dört köşesinden gelip rezervasyon yapıp ve benim yanıma geliyorlardı. Ve 3 ay önce rezervasyon yapıp 3 ay önce? 3 ay önce rezervasyon yapıp öyle de geliyorlardı. Hatta Türk arkadaşlarımız da bazı rezervasyonla alıyordum yani İstanbul'dan veya ve o restoran zaten 4 saat açıktı. 4 saat açıldı. 4 saat. Sadece 4 saat. Sadece 4 saat açılıyordu. Bu konsept gereği mi? Konsept, bir de aynı zamanda hani ürünler taze olduğu için tazeliğini yitirmesin diye. Aynen. Ve her gün yeni bir menü çıkartıyordum oradan. Bir de sezonluk bir menü. Yani 2 ayda bir komple menü değişiyordu. Artı günlük yemekler çıkıyordu. Yani ortada gerçek bir araştırma vardı. Yani piyasada olmayan, hiç bana ait olan bir mutfaktı. Mesela yani, sizin tamamen patenti size ait olan, sizin ürettiğiniz, efendim her türlü yapılışı size ait olan bir yemek var mı? Tabii ki. Örneğin çok meşhur olan Fransız mutfağında bir portakallı ördek sosu. Evet. Onlara ait. Ben komple onu temelini bırakıp ve bize ait baharatları ekleyip bir portakallı ördek çıkarttım ortaya. Tabii ki insanlar hani onlara ait olduğu için bir farklılık hissediyorlardı. Tabii ki ister istemez. Ya bu portakallı ördek, hani bildiğimiz portakallı ördek fikrinden daha bir ayrı bir çalışma, bir yemek. Evet. Ve bunu tamamen siz buldunuz. Evet. Hem Fransızlara hem konuklarınıza, Fransa'da, restoranınızda sundunuz. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Teşekkürler. İzleyicilerimize hemen belirtelim. Çocukluğundan itibaren Ali Bey Fransa'da yaşadığı için Türkçe'de biraz zorlanıyor ama yine de çok başarılı. Teşekkürler. Ben kutlamak istiyorum. Sağ olun. Kutlamak istiyorum. Kendinizi iyi yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Türkçe hususunda. Sağ olun. Fransız yemek kültürünü nasıl buluyorsunuz Ali Bey? Biraz bize anlatır mısınız Fransız yemek kültürünü? Fransız yemek kültürü yani kültür yaşam tarzı demektir. Evet. Burada farkı algılanıyor. Yani Fransız yemek kültürü dediğimiz zaman yemekle algılanıyor. Halbuki öyle bir şey yok. İnsanlar orada işten sonra 5-6'da eve gelip bir aperitif masa kurarlar. Hı hı. Aperitiften sonra 6-7'ye doğru yemeye başlarlar. Yani o yemek kültürü 11-12'ye kadar götürürler. Evet. Aynı zamanda her yemekle farklı bir içkiyle, farklı bir şarapla, beyazından, pembesinden, kırmızısından yemeğe göre içerler. Hı-hı. Yani Fransız yemeği budur. Yani kültür olarak. Aynı zamanda onlara ait bir tamamen yani eski yemekler vardır. Yeni bir Fransız mutfağı dünyadan çalıp ve onlara has bir şey yapıyorlar. Yani şöyle mi oluyor? Mesela bizim içli köftemiz meşhur. Evet. Siz onu alıyorsunuz, Fransa'ya götürüyorsunuz. Evet. Orada Fransızları adapte ediyorsunuz. Evet. Buna evet. da adapte edilmiş Fransız yemeği mi deniliyor? Öyle evet, mi? Evet. Aynen. Aynen budur. Aynen budur. Kadayıf. Örneğin bu bize ait olan biber. Bu biber. Biberler. Evet. Fransız mutfağında tanınmış meşhur olan bir şanti vardır. Evet. Şanti derken? Şanti işte krema. Krem şanti tarzı. Krem şanti tarzı. Evet. Ama evet. ben biberli. Hemen de rica ederim arkadaşlarımıza yakından göstersinler. Antakya'ya ait öz biber, evet. maydanozu, nanesi evet. alıp Fransız mutfağı krem şantiyle, tuzlu tabii, evet. karıştırıp ve bu tarz çıkıyor ortaya. Karıştırdığınız zaman böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Gerçekten çok cezbedici bir görüntü. Şimdi azizim yani ne söylesek boş. Teşekkürler. Bize ait humus, şurası. Evet. İşte cevizli humus. Cevizli humus. Cevizli humus ve şantiye evet. havasıyla yapılmıştır. Yine şantiye havası katılmış içerisine. Evet. Şimdi tabii çok teknik terimler kullanıyorsunuz. Evet. Hani bir akademisyen olduğunuz için. Ama ben hani görüntüye baktığım zaman bir lezzet deryası gözlemliyorum. Hani hiç tadına bakmadan, önemsemeden yemek geliyor. O kadar güzel bir görüntü ki. Bir de burada tatlılarımız var. Onlardan da bahsedelim. Tatlarımız, bunlar sunum. Bize kanapi diyoruz. Hani evet. lokmalık. Evet, evet. Tek kelimedir. Ben ne kadar kilo almadan maksimum yiyebilirim.
Artık evet. Lokmalık yaparız ve evet. farklı farklı tatlan veriyoruz. Bunlar taze meyve. Taze meyve. Taze meyve lan. Kurabiye, bize ait kurabiye. Fransızlara ait patisser kreması. Yani şantiyenin biraz daha şekerlisi ve katısı. Türkçemize giren kelimeleri de artık buradan duyuyor. Patisserie mesela patisserie dediniz az önce. Evet. Aperatif evet. dediniz. Evet. evet. Şantiye dediniz. Bunlar evet. hep Fransa'dan. Fransa'dan ama Türkiye'de kullanılıyor. Evet, kullandığımız artık. Kelimeler. Evet. Fransızca'dan. Evet. Bir de burada böyle bir içecek mi artık bu tatlı mıdır? Altında bisküvi parçaları görüyorum. Yüzü çok güzel. Üzerinde de yüzeyinde de efendim böyle çiçeğimsi bir desen var. Bu deseni vermek de öyle her babayiğidin harcı değil diye düşünüyorum. Ali Bey sizi kutluyoruz. Yani, teşekkürler. Eldiğiniz çok becerikli, bilginiz harikulade. Sizin sayenizde biz de Fransız yemekleriyle daha doğrusu harmanlanmış bir kültür mizanseniyle tanışmış oluyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık. Teşekkürler. Ön görüşmemizde bir şeyden bahsettiniz bize. Kadayıflı karides. Evet. Şimdi biz kadayıfı biliyoruz değil mi değerli izleyicilerimiz? Taş kadayıfı meşhur. Şimdiden hepimizin ağzı sulandı. Ama burada bir kadayıflı karides. Hani kadayıfı tatlı olarak aklımıza getiriyoruz hep. Evet. Siz bir yemek üretmişsiniz. Biraz bahsedersiniz bundan. Tabii ki. Antakyalı olarak bizim kültürümüz kadayıf olduğu için. Evet. Paris'te yaşıyorum ama hani araştırmacı olarak. Evet. Kadayıf hamur olduğu için evet. onun temeli hamurdur. Hamur doğal olarak her şeyle karışabilir. Ama tabii ki birleştirmek gerekiyor. Hı hı. Orada çok sevilen bir ürün var. Karidestir. Hatta jumbo. Evet, jumbo karides. Jumbo karidesi. Evet. O çok ince bir şekilde sarıp ve onları soteleyip konyakla flambe edip evet. ayrıyeten bir sos. Ortaya çok güzel bir başlangıç çıktı ve şu evet. anda meşhur bir yemek. Fransa'da özellikle Paris'te. De sizin restoranlarınızda aynen. meşhur bir yemek. Bir yemek, evet. Peki lavir fikri nasıl oluştu Ali Bey? Lavir fikri? Şimdi Antakya'ya gelişinizi evet. ayrıca soracağım. Neden Antakya'ya evet. geldiniz diye. Tabii ki mutlaka Antakyalısınız siz de evet. ama evet. Netice itibariyle Fransa'da geçen bir yaşam. Evet. Ama bugün bakıyoruz ki lavir oldukça şık bir restoran. Şık bir kafe aynı zamanda burası herhalde. Nasıl oluştu böyle bir fikir? Lavire işte Paris'i bırakıp orada bir tamamen bir temelim vardı. Her şey oturmuş. Yeni bir yani Antakya'ya dönmek sonuçta benim memleketim, toplumumuz hepsi vardı ama sonuçta yurt dışında doğduğum ve büyüdüğüm için benim evet. için tamamen bir maceraydı. Artık lavire oldu. Hani gidip bir tur atayım oraya. Evet, evet, evet. O macerayla işte... Bir Antakya turu olsun. Antakya turu olsun. Dediniz. Ve aynı zamanda evet. benim halkıma, zaten benim halkım yemek kültürü vardır. Evet. Tabii Antakya'nın yemek kültürü meşhur. Meşhurdur. Dünyaca ünlü. Evet. Aynı zamanda farklı bir lezzetle, farklı bir sunumlarla evet. Antakya halkını sunabilmemiz ve lavire olsun. Bir tur evet. atalım. Bu şekilde lavire açtınız. Evet. Ne kadar oldu lavire? Bir ay oldu. Bir ay oldu. Bir ay, evet. Ali Bey, siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Fransa'da aşçılık kursu açtınız mı? Böyle çalışmalarınız oldu mu? Oldu. Eğitimci olarak bir aşçılık okuluna çalışıyordum. Meşhur evet. bir aşçılık okulu. Ferrandi. Ferrandi. Ferrandi, evet. 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 Aynı zamanda şubeleri var İstanbul'da. Evet. Orada eğitimci olarak eğitim veriyorduk. Tabii ki ihtiyaçlara göre. 6 aydan 2 seneye kadar eğitim. Sonradan zaten sertifikayı verip evet. ACEP sertifikası zaten dahildi içinde. İşte hijyen sertifikası, evet. işte bakteri, HACCP sertifikası değil mi? Bu NASA uygunluk sertifikası evet. oluyor. Evet, evet. aynen. Çünkü evet. aşçı olabilmek tabii ki bakteri kaç derecede ulaşması gerekiyor. Yani hijyeni bilmemiz, de bilmek tabii gerekiyor. Tabii ki. Hijyeni de bilmek gerekiyor. İşte bunları takip edip evet. sonra aynı zamanda jüriydim. Jüriydiniz. Jüriydim. Yani Fransız yemek yarışmalarında mı jüri oldunuz? Jüri, evet. evet. Yani yaklaşık öyle diyeyim, 120 kişi
aşağı yukarı diploma sahibi yaptım. 120 aşçıyı aşağı yukarı evet diploma sahibi yaptınız. Evet. Peki Michelin'den bahsettiniz. Nasıl yıldızlı aşçı oluyor? Bu arada ben tadına bakabilirim değil mi? Yani afiyet olsun. Bu, tabii ki. Yaptıklarınızı tabii ki. Tabii ki. Bir tatmak istiyorum. Ya Michelin olabilmek veya gurme olabilmek evet. Uzman olmamız gerekiyor. Evet. Aynı zamanda hani araştırmacılık yani iki farklı ayrı bir dünyadan birleştirip evet. ve bir lezzete kavuşturabilmemiz. Evet. Tabii ki buna bir emek, bir uzmanlık gerekiyor. Hı hı. Uzmanlık derken yani? Ya örneğin bu şu andaki yediğiniz Antakya'nın kültürünü alıp ve Fransız veya dünyaya ait farklı Antakya olmayan temelleri birleştirip hı hı. Ve bir tat çıkartmak ortaya ve tabii ki insanlar beğenebilmesi. Bu i̇şte uzmanlık budur. Uzmanlık bu. Gerçekten evet. Bu galiba et. Ettir. Dediğimiz paça eti. Tost paça. Halinden, evet tost halinden aperitif şeklinde yiyebilmemiz. Evet. Tostla veya güzel bir şarapla veya beyaz şarapla çok evet. rahat bir şekilde yiyebilmemiz. Çok başarılı. Evet. Şu an tadına bakmakta olduğum bu çalışma çok karışık. Bu da et herhalde. Evet. Evet, bunun da tadına bakalım. Evet. İçinde bir ferahlık koymuşuz. Hani et olduğu için ağır olur. Biraz biberli şantiye, ayrıyeten jülyen şeklinde kesilmiş havuçlar. Hani bir ağzımıza ferahlık getirsin. Evet, gerçekten. Belki de bir su içmeyelim. O ferahlık geldi, evet. Evet. Yani şimdi siz bu kadar güzel Fransız lezzetlerini ya da sizin kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz Ali Satur lezzetlerini bize sundunuz. Biz de size Türk kahvesi sunalım. Olur mu? Olur. Evet, şimdi kahvelerimizi alalım. Teşekkürler. Yine çok şık bir sunumda, efendim tekrar söyleyelim, televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için, Antakya Palladium AVM'de yeni açılan çok şık bir Fransız restoranı La Vire'deyiz efendim. La Vire'in işletmecisi Ali Satur Bey şu an konuğumuz. Kendisi dünyaca ünlü bir aşçı, yıldızlı aşçı dediğimiz Michelin derecesinde şu an ve ne büyük bir şans ki şu an Antakya'da ve biz aynı masada Ali Bey'le hasbihal ediyoruz, yemekler üzerine sohbet ediyoruz. Benim de en çok sevdiğim şey, dünyada en çok sevdiğim şeyin yemek evet. olduğunu evet. söyleyeyim. Evet, kahvelerimizi alalım. Çok şık gerçekten, sunum da çok şık. Ya sunum herhalde Ali Bey, yemeği yediren, efendim kahveyi içirten sunum değil mi? Yani evet, evet. Başka bir şey değil evet, herhalde. Tabii öyle ki. Olsa gerek. Göz hitap edecek. Önce göze hitap edecek. Sonradan şey. Ağzımız. Ama işte orada yanlış etmemek lazım. İşte araştırmalık, gurmelik, uzmanlık işte odur. Evet. Bir insan yemek yiyince ikide bir su içecekse demek ki orada bir hata var. Bu kahve... Çifte kavrulmuş, siz de biliyorsunuz. Evet. Bu kahveyle ilgili bir şeyler düşündünüz mü acaba? Tabii ki. Antakya halkımız özellikle Türk kahvesine önem veren bir toplumdur. Evet. Bana büyük bir challenge atıldı orada. Bir Türk kahvesi dedim, tatlısını yapayım. Tatlısını? Tatlısını ortaya evet. çıkartayım. Evet. Ki böyle bir bardağın içine ben şu Türk kahvesini nasıl kaşıkla yiyebileyim? Yani böyle hamursuz olsun. Sadece çıtır ve aynı zamanda hani kahveye yakın olsun, yumuşaklık olsun. Öyle bir sunum yaptım. Bunun özel bir adı var mı? Artık Türk kahvesinin... Kahve tatlısı mı? Kahve tatlısı. Kahve rüyası ben yazdım buna. Kahve rüyası. Kahve rüyası. İnsanlar hani kahve içince bir farklı bir evet, rüya giriyor. Evet. Onun da tadına bakacağız. Evet. Böyle değişik çalışmalarınız oluyor mu? Yani bir Antakya yemeğini ya da bir Antakya tatlısını alıp oraya mesela kadayıflı karides gibi. Evet. Başka evet. çalışmalarınız oldu mu acaba? Tabii ki. Tabii ki içli köftemiz oldu. İçli köfte? Evet. İçli evet. köftemiz zaten aynı zamanda evet. oldu. Sunum şeklinden getirdim. Şu tatlılar gibi. Hı hı. Aynı zamanda biberimizi şantiye havasına getirdim. Evet. Kıymamızı tabii ki değiştirdim. Orada ördeği çok seven bir toplum. Evet, ördek eti. Evet. Kıymalı bir ördek etinden yaptık. Yani içli köfteyi bildiğimiz oruğu evet.
ördek etinden imal ettiniz. İmal ettim. Ve yağlı olduğu için doğal bir yağlılık var. Zaten kızartması kendi yağından pişiyor. Evet. Bunu hemen izleyicilerimize söylüyoruz. Efendim, ördek etinden oruk yaptınız mı? Denemenizi Ali Bey sizden rica ediyor. Mutlaka önemli bir tavsiyedir bu. Tavuk etinden yemiştim açıkçası oruğu ama hani ördek etinden evet, çok hiç nasip olmadı. Evet. Ve kuyruk yağa ihtiyacınız olmuyor. Hani ördek kendi yağından. Ha, ördeğin kendi iç yağı olduğu için. Evet, kızartabiliyorsunuz. Kızartabiliyorsunuz. Evet. Kendi yağında. Kendi yağından kızartıyorsunuz. Çok yani başarılı. Zeytinyağı veya ayçiçeği yağı gerek yok yani. Çok başarılı. Evet. Benim aklıma çorbalar da geliyor. Evet. Mesela şimdi sizi bulmuşken aslında biz hani bunların hepsini konuşabilmeliyiz ki. Evet. Mutlaka bizi ev hanımlarımız da izliyor ya da yemeğe düşkün olan beyler de izliyordur. Sizin çorba çalışmalarınız da vardır mutlaka. Tabii ki. Nasıl? Vardır. Mesela buradan götürdüğünüz işte yayla çorbasının formunu değiştirelim, başka bir şey yapalım, var mı öyle çalışmalarınız? Tabii vardır. Ya şimdi ben Antakya'ya geldiğim zaman Antakya'nın halkının en sevdiği baharatına bakarım. Veya en sevdiğin farklı şeylere bakarım. Tabii ki ben Fransa'dayken onların en sevdiğine bakarım. Yani örneğin yayla çorbası, onun baharatını değiştiririm. Ve onların Fransa'da kremayı seven bir toplumdur. Evet. Yani çorbaların içine kremayı katmayı çok severler. Mutlaka krema istiyorlar çorba. Evet, evet. Tabii ki onun üzerine ve onlara ait baharatlar. Nedir mesela Fransızlar en çok hangi baharatı seviyor? Ya onlara mesela bizim buradaki, örneğin buradaki fesleğen. Fesleğen. Fesleğen, evet. Evet. Burada kurutup ve insanlara insanlara veriyor. Orada tazeyken. Bizim reyhan dediğimiz... Evet. Fesleğen. Evet. Burada kurutup şeklinde insanlara hizmet ediyor. Orada tazeyken. Tazeyken kullanıyoruz onu. Kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Bildiğim kadarıyla fesleğenin tütün gibi yabancı zararlı alışkanlıkları bıraktırıcı etkisi de evet, doğru. Var. Doğru. Dolayısıyla hani fesleğen çok yararlı bir bitki. Evet. Evet. Fesleğeni çok seviyor Fransızlar. Çok. Peki sizin en çok sevdiğiniz baharat nedir? Yemeklerinizde? Ürünlerinizde kullandığınız. Ya, benim en sevdiğim baharatlar karışım baharatları. Yani ama kendin karıştıracak baharatlar. Evet. Örneğin burada kültürü vardır. Evet. Otomatik insanlar anasını baharatını seviyorlar ama haberleri yok. Değil mi? Tabii ki. Yani. Ama anasın baharatı gördüğüm kadarıyla Antakya'nın mutfağında fazla kullanmıyor bir baharattır. Hı hı. Kendime göre has buradan karışık bir baharat yapıyorum yani. Anasonla. Ve farkı artık söylemeyelim. Farklı baharatlarla yaparım. Sizin yapıyorum. Sihirli tarifleriniz evet, var. Evet. Evet. Bunları evet. izleyiciyle evet. paylaşmayacaksınız. Paylaşmıyorum. Onun için farklı şeyler çıkıyor ortaya. Evet, farklı renklerden. O yüzden böyle farklı evet. ürünler çıkıyor evet. ortaya. Evet. Peki çok güzel. Evet. Çok başarılı. Evet, bu kurslara tekrar dönmek istiyorum. Şu an itibariyle Antakya'dasınız. Evet. Ülkemizde böyle bir kurs olacak mı? Ya da hani sizin olacak mı? Mutlaka var aşçılık kursları da. Evet. Hani sizin böyle bir çalışmanız olacak mı? Evet, öyle bir projemiz var, bir düşüncemiz var. Böyle bir kursları açacağız. Ve insanlara ihtiyaçlarına göre. Onların ihtiyaçlarını karşılayacağım. Evet. Yani böyle eğitim kurslarını açıyorum. Böyle bir fikriniz evet. var. Evet, vardır. Evet, hatta pek güzel. Yakında. Pek yakında. Pek yakında evet. Öyle bir durumumuz var. Antakya'da mı? Antakya'da. Antakya'da evet. Böyle bir fikir evet, var. Var. Antakyalılarımıza söylüyoruz. Efendim Ali Satur Bey, Michelin yani yıldızlı aşçımız, çok sevineceğiniz bir haber. Antakya'da aşçılık kursu verecek. Evet. Kadınlara mı erkeklere mi? Maçoluk yok bizde. Maçoluk yok bizde. Ama en güzel yemek yapan erkektir. Bence. Şimdi, olmalı. Bazı arkadaşlarım şundan bahsetti. İşte ben çalışan bir kadınım. Evet. Eşim eve genelde erken gelir. Keşke yemekleri yapsa da ben geldiğim zaman yemek yesem, önümde evet. yemeği hazır bulsam evet. dedi. Evet. Efendim siz de evet. özellikle herhalde hedef kitleniz erkekler. Öyle mi? Ya kadın da olabilir. Kadın da olabilir. Ama olabilir. Olabilir. Ama evet. Olabilir. Kadınlar evet erkek aşçıları biraz
çekici buluyor. Peki Ali Bey, şeyi sormak istiyorum. Yıllardır Fransa'da yaşadınız. Evet. Ve aslen doğma köken burası, Antakya. Evet. Doğma büyüme Fransa'da, evet. Köken evet. Burası. Evet. Dolayısıyla Antakya'nın yemek kültürünü aslında iyi biliyorsunuz. Evet. Çok ciddi bir harman ortaya çıkarttınız Fransa'da. Kaç tane restoran var? Fransa'da? 5 tane. 5 tane restoranınız evet. Var. Peki. Fransızların Türk yemeklerine, hadi onu geçtik, Antakya yemeklerine bakış açısı nasıl? Fransızların Antakya'yı maalesef pek bilmiyorlar. Evet. Halbuki onun geçmiş bir tarihi var. Yani evet, bir tarihiniz evet. Var Fransızlarla. Evet, aynen. Ama yeterince kadar tanınmıyor. Ama Antakya'nın yemekleri işte Lübnan veya Lübnan mutfağı olarak orada geçiyor. Lübnan mutfağı olarak. Evet. Orada. Bu acı bir durum aslında değil mi? Çok yani acı bir durum. Biraz sahiplenmemiz gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Lübnan örneğin peynirli künefe Guinness rekorunu, Antakya'nın peynirli künefesi Guinness evet. Rekoruna girmiş bir peynirli künefedir. Evet. Ama Avrupa bunu bilmiyor maalesef. Baklavayı biliyorlar mı? Mesela? Baklavayı biliyorlar ama Türk olarak değil maalesef. Bu da Lübnan ya da Arap. Lübnan, Arap, Yunanistan. Bu şekilde biliyorlar. Bu şekilde maalesef. Evet. Evet. Evet, buradan bizi yurt dışında izleyen izleyicilerimize sesleniyoruz. Evet. Evet. Efendim, bizim yemeklerimiz kendimize hastır. Baklava bize aittir, künefe bize aittir. Bize doğru aittir. Mu efendim? Doğru. Evet, doğru. Hatta aynen. Ben sık sık programlarda dile getirdiğim bir tabir evet. Var. Künefeyi buradan böyle bölersiniz. Peyniri buradan Fransa'ya kadar sünebilir, Almanya'ya kadar sünebilir evet. Diye bir tabir var. Evet, gerçekten evet, yemek bilgilerimizi sahiplenmemiz gerekiyor. Evet. Burada size çok ciddi sorumluluklar düşüyor Ali Bey. Evet. Muhtemelen orada Fransa'da. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Mesela ben sizin kitaplarınız olduğunu da biliyorum. Yemek konusunda. Kaç tane kitabınız var? 4 tane kitabım var. Yemek üzerine. Yemek üzerine 4 evet. Tane. Hepsi Fransızca mı? Hepsi Fransızca. İşte pek yakında o da Türkçe'ye çevirip. Türkçe'ye çevirecek. Ve Türk halkımı. Halkına sunacaksınız. Sunacağız. Evet. Oradaki yemek kitaplarımız... daha doğrusu bu yemek kitaplarını inceleyen Fransızlar Türk yemekleriyle mi tanışıyor yoksa tamamen Ali Satur yemekleriyle mi? Ali Satur ve Fransız yemeği Fransız mutfağı olarak kabul ediyorlar. Çünkü oradaki insanlar hani artık Fransız mutfağı açılmış bir mutfak. Dünya açılmış evet. Bir mutfak. Evet. Artık onu Fransız mutfağı olarak kabul ediyor. Ama Ali Satur'un mutfağıdır. Sizin orada bir lakabınız var mı? Vardır. David. David Satur. David Satur. Evet. Hemen şu kitap örneğine bir bakabilir miyiz? Efendim, kitabımız geldi. Şimdi ben orta 3'te Ali Bey ve bir dönem Fransızca eğitim aldım. Evet. Bakalım okuyabilecek miyim? Le La Rousse de Dessert. Doğru mu? Doğru. Biraz İngilizce lakabı var ama biraz İngilizce evet, aksanım güzel, var. Güzel, güzel. Evet. Evet. Dessert çöl mü demek oluyor? Tatlı demek. Tatlı demek oluyor. Demek ki çöl tatlıdan mı geliyor artık evet, bilmiyorum. Evet, aynen. Şöyle gösteriyoruz efendim. Şöyle yakın çekim gösterirsek. Evet. Çok güzel bir sunum var tabii burada. Üzerinde bir son zamanlarda meşhur bir tatlı. Makaron. Makaron tatlısı. Evet, makaron evet, onu tatlısı. Onu koymuşlar. Ne demek bu? Tatlılar üzerine bir ansiklopedi mi oluyor? Aynen. Tatlıların sözlüğü veya ansiklopedisi. Tatlı sözlüğü. Yani bu kitabı okuduktan sonra ve anladıktan sonra evet. Uluslararası bir tatlıcı olabiliriz. Bu kitabı okuduktan sonra ve öğrendikten sonra, ve öğrendikten teknik, sonra olarak, teknik olarak uluslararası düzeyde yani dünya çapında bir tatlıcı olabilir. Tatlı uzmanı olabilirsiniz. Evet. Yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışmaya da katılabilirsiniz. Evet. Bakın burayı da göstermek istiyorum ben izleyicilerimize. Şöyle. Evet. Ben bu kitabı eve götürmek istiyorum açıkçası ama Fransızca Ali Bey yani şimdi
Bunu biz nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bunu tez zamanda Türkçe'ye çevirmeniz i̇nşallah, gerekiyor. İnşallah. Sizden istirham ediyoruz. İnşallah ve bak, hediyemiz burada, olur. Burada müşebbek tarzı bir tatlı da gördüm şimdi. Evet. Çok ilginç. Bu Meksika'ya ait bir müşebbek. Meksika'ya ait. Evet ve bunu ben alıp Fransızlaştırdım. Çok güzel. Buna churros diyorlar. Evet. Meksika'ya tamamen olarak has bir kızartmalık bir müşebbek. Şimdi bizlerde ilginç bir tabir var. Hani her şeye Fransız kalmak. Yani hiçbir şeyden haberi olmamak gibi evet, bir tabir. Evet, evet. Siz de her şeyi Fransızlaştırıyorsunuz. Evet. Ama sizden rica ediyoruz. Özellikle bizim yemeklerimizi onlara lütfen iyi anlatın. Desinler ki bu Türk işçi köftesi, efendim Türk künefesi, Türk baklavası. Evet. Türkler yapıyor bunu, bilsinler bunu. Evet. İstirham ediyoruz size. Evet, evet. Ben okuldayken, eğitim verirken sadece yemek tarifi değildi. Sonuçta eğitim vermek, mutfak tarihini vermek gerekiyor. Evet. Yoksa o insan diploma sahibi olamaz. Örneğin çatal kim çıkarttı ve hangi yılda çıktı? O çok ilginç. Çok evet, ilginç. Evet. Yani bunları bilecek. Bunları öğrenci. Bilecek. Yani evet. Tarih olarak bilmesi gerekiyor. Yoksa gelişmez o öğrenci. Kahve nasıl geldi Avrupa'ya? Örneğin işte bunun tarihini veririm. Tabii ki ben Türk tarihini koyuyordum. Ama tabii ki çaktırmadan. Çünkü Türk kahvesi Avrupa, evet. Türkiye'ye borçlu. Bu konuyla ilgili. Değil mi? Tabii Viyana Savaşı'nda oldu. Viyana Savaşı'nda. Evet. Ha, tabii ki ben yavaş yavaş tabii ki baklavaya koyuyorum. Şöyle bir çaktırmadan bir şey aktarıyordum. Ali Bey, evet yani gördük kahve gerçekten tatlılaşmış. Yani bir tatlı şeklini almış. Bu hüviyetin tadına, bu yeni kimliğin tadına az sonra bakacağız. Ben tekrar kitaba dönmek istiyorum. Efendim tatlı ansiklopedisi. Tatlı ansiklopedisi. Tatlı ansiklopedisi. Evet, evet. Bunu biz ne zaman Türkçe göreceğiz? Efendim bu mis gibi tatlı kokan ansiklopediden izleyicilerimiz ne zaman Türkçe olarak alabilecekler, edinebilecekler ve ne zaman tatlı uzmanı olabilecekler? Şu birkaç ay içerisinde diyeyim. Birkaç ay içerisinde. Evet, evet. Şu anda tamamen Türkçenin tekniklerinin, teknik kelimelerini anladım. Tam bulayım. Ve çok detaylı bir şekilde anlatıp. Ve zaten eğitim kursu açıldığı zaman bu kitapla bir çalışma yapılacaktır. Evet. Evet. Şimdi burada yeni yine sizin yapmış olduğunuz ürünler var. Burada mesela bir tiramisu görüyorum. Evet. Ama ondan önce çok değerli bizim için bir dost. Efendim çok güzel bir ses. Sevgili Talat Ersoy'u buraya davet etmek istiyorum. Efendim bizim diğer konuğumuz ünlü müzisyen, ünlü sanatçı Talat Ersoy. Talat Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş sizi geldin. Sevgiyle hoş karşılıyoruz. Hoş geldin. Bugün ne büyük bir tesadüf. İkiniz de mavi evet. giymişsiniz. Piştirmeyelim de çok güzel olmuş ya. Güzel evet yani. Şimdi Talat Bey ben programın başından beri, efendim bu benim şehrimin 6. bölümü. Programın başından beri gözlerimi alamıyorum. Efendim sen aynı de şu an. Kuliste sürekli masaya bakıyordun. Biz boğazımıza düşkün bir milletiz Ali Bey. Yani bize bu bak iyi olmuyor yani. Sonu iyi olmayacak bu işin. Sürekli kahvaltı yapmamaya falan çalışıyorum. Ekmek evet. yemeye çalışıyorum evet. boyunca. Evet. Ama yani burada inanılmaz şeyler var. Ne zaman tadacağız diye de sabırsızlıkla bekliyorum. Birazdan tadacağız ama ben birazcık senden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bestelerim var. Çok güzel şiirlerim var. Albüm var. Albüm çıktı. Çıktı. Bundan bir ayı geçti. Bir ay 15 gün önce. Çok güzel. Bir kliple beraber. Bir kliple beraber. Hangi şarkıya? Daha önce Haluk Levent'in okumuş olduğu bir şarkı vardı. Vefasız bir evet. kalbe saplandı diye çıkarıp gönlüm atasını. Evet biliyoruz. O şarkıyı cover yaptım tekrardan. Cover yaptınız. Aynen. Bir ay 15 gün falan oldu klip yayınlanmaya başlayalı. Hı 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 hı. Bakalım gidiyor şimdi. Güzel de gidiyor. Fena güzel değil. Gidiyor. Evet, peki. Evet. Değerli izleyicilerimize hemen söyleyelim. Efendim HRT Akdeniz ekranlarında Talat Bey aynı zamanda bir program yapıyor. İsmini kendisinden alıyoruz. Talat Ersoy ile Televizyon Saati. Talat Ersoy ile Televizyon Saati. Evet. Umarım siz de zevkle takip ediyorsunuzdur.
bizim aynı zamanda programcımız Talat evet, Bey. Evet, aynen. Ne büyük bir şeref bizim programımıza konuk oldunuz. O şeref bana ait. Efendim biz de aynı çok şerefi yaşamak çok, istiyoruz. Çok Talat Ersoy'la TV saatinde. Kesinlikle zamanda. Ben de sizi alacağım. Tamam. En kısa zamanda. İnşallah böyle evet. Küçük paslaşmalar yapalım evet, sizde. Evet, kesinlikle. Nasıl buldunuz Ali Bey'in yemeklerini? Biraz herhalde siz de tattınız. Ya çok lezzetli. Öncesinde. İnanılmaz çok lezzetli. Yani Hatay'da bir ilk zaten. Evet, evet. Ali Bey'in evet. Yaptığı çalışma bu konsept. Yıldızlı şef olarak Hatay'da bir ilk. Evet, yani. Kesinlikle. Evet. O anlamda bütün Hatay'ın buna kıymet vermesi gerektiğine inanıyorum. Şu an zaten, uzaktan o konuda gerekli duyarlılığı gösterdik. Uzaktan bakınca Jean-Paul Belmondo gibi görünüyor. Aynen, aynen. Biraz Belmondo bir ifade var yani yüzünde değil mi? Evet, evet. Evet. Onlara az bir hizmet yapmadık zaten. Değil mi? Işte. Ama evet, ben bir şey ondan diyeceğim. Şimdi iki tarafta Ali Bey olunca. Evet. Şey, benim şehrim Ali Bey. Evet. Ben Ali Bey'in en çok takdir ettiğim yanı işin mutfağında olmayı çok seviyor. Evet. Yani işin mutfağında bir defa. İşin yani, mutfağında derken zaten mutfağı. Kesinlikle yani hani şey değil hani bir işletmeci, bir girişimci ama evet, evet. İşin masada oturup yöneten işletmecilerden değil. Gerçekten o anlamda öyle. Çok takdir ettim ben kendisine. Gerçekten çok öyle. Çok özel bir şey yapıyor. Az önce aparatif bir sunum yaptı ve kendi evet, elleriyle program başlamadan hiç üşenmedi. Bize hazırladı ve sunumu gerçekleştirdi. Efendim yapımcımıza dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Arasına uyarılar falan. Evet, arasına uyarılar geliyor bize. Yapımcımızdan. Sağ efendim reklama mı gidiyoruz? Daha var mı reklamımız? Devam ediyoruz. Devam peki devam ediyoruz. Tamam. Reklama daha varmış. Talat Bey, ne kadar zamandır müzikle uğraşıyorsunuz? İlk başladığım günden itibaren sayacak olursak bayağı uzun yıllar. Evet. Yani ortaokul, lise yılları falan. İlk enstrüman çalmaya başladığım yıllar lise yılları. Gitar. Ben bağlama, gitarı kısmen. Bağlama. Bağlama çalıyorum. Çok güzel. Ama şu çalıyorum demiyorum buradan bağlamacı arkadaşların altına sığınıyorum. Gitar da öyle aynı şekilde. Evet, yani evet, bu konuda şey değilim. Yani öyle bir iddiam yok aslında. Anladım. Ben sadece sesime eşlik etsin diye kullanıyorum. Çok zaten sahnede de programlarımda da kullanmıyorum zaten herhangi bir enstrüman. Çok güzel. Ses zaten başlı başına bir enstrüman biliyorsunuz. Çok güçlü bir sesiniz var Talat Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Yani çok sağ olun. Sesimi güçlü bilirdim ama sizi kıskandım yani. Siz de kalır değilsiniz Ali Bey. Çok güzel. Evet. Ali Bey nasıl jestleşmelerimiz Talat Bey'le? Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Sesi nasıl? Beğendiniz çok mi? Güzel. Çok mütevazi bir insan ve aynı zamanda tam sanat sahibidir. Yani teşekkür ben de sanatçı, kendi dünyamda sanatçı olduğum için evet, Talat Bey tamamen çok sağ olun. Bir çok sağ sanatçı olun. Ve gelecek bir parlağı vardır. Ben buna geleceği inanıyorum. Parlak diyoruz. Evet. Teşekkür evet, ederim. Evet. Sağ olun. Evet. O zaman Talat Bey'i sıkıştıralım mı? Bize bir tane şarkı söylesin. Olmaz mı? Olur. Olur. Bence olur. Tamam. Tamam. Güzel bir şey. Ali Bey tamam, için. Değerli konuğumuz Ali Bey tamam, için ve Lavir personeli için. Tamamdır. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz efendim. Lavir personelini efendim alkışlıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Elleriniz sağlık, elleriniz dert görmesin. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel ağırladınız bizi. Sağ olun, var olun. Hemen Talat Bey bize ne icra edeceksiniz? Onu o zaman alalım. Bir Fikret Kızılok şarkısı söyleyelim mi? Tamam. Gönül. Olur. Zevkle. Bütün Lavir için gelsin. Biz de bütün izleyicilerimize armağan ediyoruz. Evet, tamam. Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.
Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördün en son yalancı. İçindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördün en son yalancı. İçindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül. Böylesi sevdiğin için, bir köldüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördün en son yalancı. İçindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Bravo, bravo, bravo. Teşekkürler. Sağ olun. Bir tane daha istiyoruz. Baskıyla yapıyoruz. Bir tane daha. Evet. Peki. Baskı yapıyoruz efendim. Bu arada Deniz'le Fırat'la hoş geldiniz. Evet evet, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şeref verdiniz programımıza. Evet. Ben zaten hani burada klarnetten, orada gitardan mest oldum. Ne söyleyeceğimi de şaşırdım. Böyle bir garip bir şeyler oldu. Evet. Çok güzel bir şarkı. Fikret Kızıloğlu. Bu arada siz zaten biliyorsunuz da biz Deniz ve Fırat'la da Ali Bey'le beraber burada Cuma Cumartesi günleri programa öyle başlıyoruz. Mi? Tabii ki. Hemen söylüyoruz efendim. Evet. Lavir Restoran'da, Palladium AVM'de her Cuma ve Cumartesi Talat Ersoy ve Deniz ve Fırat buradaki konuklarla birlikte olacak. Hemen bunu tekrar söyleyelim. Talat Ersoy her Cuma ve Cumartesi Lavir Restoran'da sizleri bekliyor efendim. Çok güzel şarkılar eşliğinde. Harikulade eserler. Bu arada saat kaçta başlayacağız Ali Bey? Kaç gibi? 7.30 gibi değil mi? 7.30 gibi evet. 7.30 evet. Gibi başlayacağız. Cuma Cumartesi 7.30'da başlıyorsunuz. Cuma Cumartesi. Evet. Peki. Ucu yok ama. Ucu yok. Aynen. Sabaha kadar. Sabaha kadar olabilir. Artık tariflere göre. Peki. Bakalım evet. Şimdi ne istiyoruz, ne söylüyoruz? Hoş geldin söyleyelim. Hoş geldin. Olur mu? Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Vay Fırat, vay, 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 vay. Mm-hmm.
Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Aşıklar içinde kaldım, yandım efendim. Aşıklar içinde kaldım, yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutulsun gün, yansın geceler, zamanımızı dar. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutulsun gün, yansın geceler, vaktimiz var. Bizim farkımız efendim. Ali Bey nasıl? Bu arada ben bu mikrofonu çok güzel, çok güzel. Konuşuyorum arkadaşlar. Evet. Elinize sağlık. Sağ olun. Sizi karşılamamız çok güzel oldu. Mutluluk duyduk sizi karşılamak. Talat Ersoy'la tanışmak ayrı bir duygu oldu. Evet. Böyle keşfedilmemiş sanatçılar. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Şimdi nasıl biz Antakya yeni sunumlar yapacaksak yeni bir sanatçıyla beraber. Eyvallah. Sanatçılar biz de çok mutlu olduk. Şimdi gıdamızı, ruhumuzun gıdasını aldık. Evet. Sırada midemizin gıdası var. Harika. Ben de günün en güzel saati ne zaman gelecek diye sabırsızlıkla bekliyorum. Peki biz servis rica edelim. Mümkünse Fırat ve Deniz için de servis rica edelim. Ve şu güzelim tatlıların artık tadına ben bakmak istiyorum. Değerli izleyicilerimize de. Servis rica edelim. Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için efendim Lavi Restorant'tayız. 3 servis alalım arkadaşlarım. Evet. Ali Satur Bey'in hazırlamış olduğu dünyaca ünlü aşçımız, gururumuz, gurur kaynağımız Ali Satur Beyefendi'nin hazırlamış olduğu tatlıları sizin yerinize diyemiyorum maalesef. Hani biz kendimiz tadıyoruz ama siz de Lavi'ye gelip seve seve efendim midenizi sevindire sevindire bu tatlıların, bu yemeklerin tadına bakabilirsiniz efendim. Tabii hani şekil olarak da çok güzel değil mi? Yani
Harika görünüyor. Görüntü müthiş zaten görünüyor. Hani... Değil mi arkadaşlar? Diyor ki ye beni. Yani direkt ona doğru. Şimdi burada sol anahtarı da var. Aktüel kameramızdan rica edelim. Evet yani şöyle. Nasıl göstersek. Evet. Ali Bey öyle bir sunum yapmış ki. Hani şöyle. Masada müzisyenler de olacak. Şarkıcılar da olacak. Aynen. Evet, evet evet. Hani o, bakın burada sol anahtarı var efendim. Burada da var. Burada bir gitar ikonu var galiba. Burada bir ağacımız var. Bir de bu tiramisu değil mi Ali Bey? Tiramisu evet. Şimdi şunu da öğrendik Ali Bey'den. Bitti galiba değil mi aktüel? Peki. Efendim tiramisu doğru yapılmıyormuş ülkemizde. Umarım. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu gerçek tiramisu. Gerçek tiramisu. Aradaki farkı... Doğru yapılmıyor derken... Ben evet de... yani İyi çok merak de... ediyorum. Neden acaba? Ya şimdi tiramisu bir İtalyan'a ait bir tatlıdır. Her ülkenin ayrı ona ait bir peynirdir. Evet. Burada yapılan zaten Lebni ile yapıyorlar. Lebni peynirle yapıyorlar. Evet. Evet. Tadı bozuyor. Tiramisu mascarpone olur. Mascarpone diye bir peynir var. İtalya mascarpone. Mascarpone peynirle olur. Mascarpone tür evet. peynirle yapılmış. Evet. Ve ben o İtalya'ya ait. Bakın. Evet. Ben bilmiyorum. Hani bilmemek ayıp evet. değil. Aynen. Tiramisu hani söyleniş şekliyle neye benziyor? Hangi dilin ismine benziyor? Japon ismiymiş aynen, aynen, değil mi? Aynen, tiramisu. Aynen, evet. Aynen. Ben bir Japon tatlısı olarak biliyordum. Evet. İtalyan tatlısı. İtalyan tatlısı. Ve mascarpone onlar... peynirle sunulması gerekiyormuş. Evet. İzleyicilerimize söyleyelim. Ülkemizde labne peynir kullanılıyor. Maalesef. Dolayısıyla doğru değil. Efendim mascarpone peynir kullanıyoruz tiramisu'da. Bu çok önemli. Efendim buyurun. Hep beraber tatlıların tadına bakalım. Ben servis tabağımı bekliyorum bu evet. arada. Arkadaşlar geliyorlar. Evet. evet. Yavaş yavaş şöyle küçük bir dilim ben almak istiyorum. Sabırsızlıkla. Evet. Arkadaşlar buyurun. Evet. Kahvet Bey bu arada sizin beste çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ona da ben biraz değinmek istiyorum. Beste çalışmaları nasıl gidiyor? Ali nasıl Bey, beste bir... yapıyorsunuz Talat Bey? Çok merak ediyorum. Abi çok... Gerçekten şimdi bakın ben yani de hani... Yani yanıtlanamayacak çok... sorular vardır ya. Evet. Onlardan evet. bir tanesi bu. Yani bir tarifi yok, bir tanımı yok. Mesela hani... vefasızı nasıl yaptınız? Bir hikayesi var mı? Şimdi ben bu tarz sorular sorduğumda şey diyorum. Beste yani nasıl yapıyorsun dediklerinde diyorum ki şiirin içerisindeki müziği, müziğin Hı-hı. içerisindeki şiiri bulmaya çalışıyorum. Evet. Yani onda kendi... Bu işte, önemli bir cümle. Bir dakika. Müziğin içerisindeki şiirin içerisindeki müziği bulmaya çalışıyorum. Çok güzel bir cümle. Yani besteyi bu yöntemle yapıyorum. Çok güzel. Yani onu yaparken tabii kendi hani yaşanmışlıklarım, kendi dünyaya bakış açım, estetik anlayışım evet. vesaire bütün bunların hepsi etkili oluyor bunda. Yani o ben bana hocam. Göre bir şey çıkıyor orada. Şimdi vefasızda hani inanılmaz bir hegemonya var. Bir hezeyan var. Evet, yani, evet, evet. Bir döneme damga vurmuş çok ciddi şarkılardan evet. bir tanesidir. Fırtınalı bir durum var yani. Aynen, aynen. Ya hikayesinde de bir fırtına var mı? Kesinlikle, kesinlikle. Yani o çok derin, derin. Derin mevzular derin onlar. Mevzular. Peki, tamam. hadi arkadaşlar buyurun. Bence Müslümanları böyle ben arkadaşlarım kenara atalım. Servis evet. yapmaktan keyif alırım. Biz, evet, evet. Hangisinden istiyorsun Fırat? Her tadına çeşitten bakalım. Bir parça. Gördüğünüz gibi efendim evet, biz şöyle. Aslında böyle gönül dostlarıyla ben de şu tarafa. Gayet de ben doğru servis. Davranıyorum değil mi tatlıya bu arada? Tabii böyle tabii. Gayet doğru davranıyorsun Berat Bey. Tamam. Biz hani değerli izleyicilerimizin evinde konuk değil ev sahibiymişiz gibi evet, hissediyorum harika, şu an. Harika. Ben öyle hissediyorum. Bu arada programınızda gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Afiyet. Çok teşekkür rahat ederim. Hissettim. Sağ olun, sağ olun. Eyvah kabuğunu patlattık. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Şimdi bakıyoruz tiramisu'nun sosuyla birlikte tadına. Mascarpone peyniri de değil mi Ali Bey? Evet. Aman, evet mascarpone efendim. Bakıyorum. Mascarpone peynirine. Evet. Biraz dağılıyor. Gerçekten çok başarılı. Çok. Hafif. Şimdi tabaktan tabağa gezmeyecek şey tabii bu normalde. Tek tabakta yeneceği için. Evet. Evet. Tek kişilik. Bir de biraz... Avrupa'da şöyle bir şey var. Ferhat Bey. Evet. Siz de bilirsiniz. Doyurucu değil abi. Doymayacaksın. Aynen, aynen. Yani yediklerin bir kuş gibi uçup gidecek böyle ellerinden. Gün doğru boyu mu? Doğru. Şeyler yiyeceksin doğru. ama Ali hiç Bey, doymayacaksın. Evet. Ali Bey öyle söyledi. Şimdi ben ilk o operatiflerin tadına bakarken döndü dedi. Nasıl dedi? Dedim ben dedi söyleyeyim çok hafif dedi. Kuş gibi uçacak gidecek dedi o. Kilo aldırmayacağız dedi. Çünkü ben bir gurmeyim dedi. İşte evet. Gurme Ali Bey. Model olarak da zaten Ali Bey. böyle bir şey. Ve yaptığı ürünler böyle bir şey.
Gerçekten kilo aldırmıyor. Yani bizde ne kadar farklı ama değil mi Ali Bey? Yani biz toplum olarak yani böyle tıka basa doyana kadar yemek durumundayız gibi değil mi? Evet, öyle bir evet. şeyimiz var. Yani ya aslında tam doymuyorlar. Hani değil mi? Aç kalkıyorlar. Aç yani bir boşluk hissediyorsunuz. Yani çok yeseniz tam doyum değil. Yani bizimki doyum gibi hadi yiyelim bitirelim falan evet. değil. Yani evet evet. Şey. Evet. Yo, bizde diyorum yani bizde Hı. böyle bir şey var. Evet var. Ve zaten obezite de oradan başlıyor. Yani, evet, evet. evet evet. Nedeni buradaki bizim halkımız çok hani fazla yedikleri için evet. Yemekten sonra bir boşluk midelerinde hissediyorlar. Şimdi o boşluğu biz alıyoruz, rahat rahat yiyoruz evet. ve biz pası reklama atıyoruz, reklamlar diyoruz.